Merhaba sevgili izleyiciler, Başarı Öykülerine hoş geldiniz. Bugün yine çok özel, çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, Doçent Doktor Sayın Kudret Özersay bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Sizi izleyicilerimiz siyasi kimliğinizle, daha doğrusu görüşmelerdeki yerinizle, temsilciliğinizle tanıyorlar. Hep bu şekilde göz önündesiniz, basındasınız. Biz birazcık daha özelinizi konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Kudret Özersay, işte bu Cumhurbaşkanlığındaki görevinin dışında bir çocukluk da yaşadı buraya gelmeden önce. Bir zamanlar çocuktu. Nasıl bir çocuktu Kudret Özersay? Nasıl bir ortamda doğdu ve büyüdü? Çok bensiz bir çocuktu. Sürekli sorun çıkaran, çok hiperaktif bir çocuktu herhalde. Çocukluğum açısından ne söyleyebilirim? Zor bir çocukluk dönemiydi ama çok güzeldi. Ne açıdan zordu? Şu açıdan zordu. 1974'ün hemen ertesinde güneyden kuzeye göç etmiştik. Babamı kaybetmiştim savaşta. Ve işte üç kardeş, annem açısından son derece zor bir yaşam söz konusuydu ama... O sırada göç ettiniz. Tabii göç ettik. Güneyde Alemanya köyünden, Larnaka havalı bir köyden. Kaç yaşına kadar oradan? Ben 6 aylıktım. 6 aylıktım göç ettiğimde. 6 aylıktan göçmen oldum yani. Evet. Kuzeye gelip Lakosa'ya yerleştiğimizde yine bir başka... bu tür sorunları yaşamış olan başka ailelerle aynı sokakta büyüdüğümü söyleyebilirim. Güzelliği aslında bütün bu insanların, yani şehit ailelerinin hepsinin ortak bir mekana paylaştıkları bir yerde büyüdüm. Bir mahallede büyüdüm. Çok çok hoş bir dayanışma vardı şehit eşleri arasında ve çocukları arasında. Bu açıdan son derece güzeldi. Öte yandan bu çekirdek ailenin içerisinde tıkalı kalan bir dayanışma değil. Aynı zamanda ailemizin tamamıyla da çok yakın bir ilişkinin gelişmesine neden oldu bu sıkıntılı dönemler. Ve büyük bir aile, yani böyle geniş bir aile şeklinde onun içerisinde çocukluğumun geçtiğini söyleyebilirim. Bu da benim için çok besleyici, dayanışmayı öne çıkaran, aileyi öne çıkaran, ailemin sevgisini öne çıkaran çok güzel bir dönem oldu. Bir taraftan acıdır tabii ki. Yani babasız büyümüş olmak. Ama diğer taraftan bunlar benim için çok büyük getiriler oldu. Kendi kişiliğimin oluşmasında bunların çok önemli faktörler olduğu kanaatindeyim. Evet, kesinlikle sizi etkilemiştir. Böyle sıcak destek aldığınız güzel bir ortamda büyümüşsünüz. Evet. Ve sizin duygularınızı anlayabilecek insanlarla bir aradaymışsınız. Tabii. Çünkü aynı sorunları yaşıyorsunuz tabii hepimizde. Tabii. Aynen, aynen. Çok güzel. Çok şey paylaştık yani onlarla. Komşularımız ve ailemiz normalde olan şartlarda annenizin kardeşleri size tabii ki yakındırlar ama bu gibi ortamlarda büyüyen insanlar için örneğin teyzeleriniz, nemeniz, dedeniz veya yeğenleriniz sizin için kardeş gibidirler. Çok daha yakındırlar. O açıdan çok olumlu bir ortamdı çocukluğumda. Evet. Peki kardeşlerinizle ilişkileriniz nasıldı? Kaç yaş fark var aranızda çok? İkişer yaş. Ne yakınsınız yani? Evet, yakınız. Kaçıncı çocuksunuz? Ben en küçüğüm. En küçüksünüz. Evet. Bu da tabii ki ayrı bir güzelliktir herhalde sizin için. Yani en küçük çocuklar her zaman daha çok korunur, daha bir özen gösterilir. Sizin için de aynı şey geçerli miydi? Bazı açılardan öyleydi ama bazı açılardan da zordur küçük çocuk olmak. Örneğin bakkala hep siz gidersiniz. Ama bakkala gittiğiniz zaman satanlığın şeyi düşürüp kırdığınızda da anneniz sadece size değil, ötekilere kızar. Çünkü onlar gitmemişlerdir. Böyle en kıyasal bir ilişki vardır. Ama küçük olmak doğru, güzeldir. Korunursunuz ama annem açısından baktığımda annem galiba hepinizi de eşit seviyede korumaya gayret gösterdi. Çünkü onun için en önemli olan şeyler bizlerdik. Evet. Her anne için olduğu gibi. Evet. Tabii ki sizin anneniz için daha da bir farklı. Çünkü eşinden evet. Geriye sizler kaldınız. Daha evet. Bir anne baba rolüyle sahip. Evet. Çocuklar rolü birlikte oynadı. Hala oynuyor.
çok daha iyi götürüyor. Buradan seviyorum gönderim kendisine. Ne kadar güzel, böyle güzel bir ilişkinizin olması. Peki küçük çocuk olmanın siz avantajını mı, dezavantajını mı yaşadınız daha çok? Aslında avantajlarını çok yaşadım. Özellikle büyüme aşamasında çok yaşadım. Bu sadece kardeşlerinizden size kalan diğer şeyleri giymek, kullanmak falan anlamında değil. Aynı zamanda onun üniversite abimden daha önce başladı, 2 yıl önce başladı. Ankara'da. Ben Ankara'ya üniversiteye okumaya gittiğimde en azından her şeyi hazır buldum. Bir öğrenciydi, tecrübeli bir kardeş. Onun gösterdiği bir takım şeyler oldu, öğrettiği bir takım şeyler oldu. Yani kendimi gidip de tamamen bir bilinmezliğin içerisinde bulmanın örneğin. Bu bir avantajı benim için. Şimdi soruyorsunuz, şimdi aklıma geliyor. Yani ilk aklıma gelen şey budur. Dolayısıyla olumsuz bir şey olarak görmüyorum küçük çocuk olmayı açıkçası. Güzelliklerini yaşadınız tabii, daha çok. Tabii, evet. Peki, hiperaktif bir çocuktum dediniz. Böyle biraz aklınızda kalan, sizde etki uyandıran bir anınız var mı? Aslında ufak tefek pek çok şey var. Yani işte komşunun bahçesine girip orada yapmamam gereken bir takım şeyler yaptığımda onların gösterdikleri tepki üzerine çıkan olaylar, onun ötesinde gelişen olaylar ya da evde sürekli olarak bir şeylerle bahçede oynarken düşüp bir tarafımı kırmam, elimi kırmam, kolumu kırmam, bir hurma dikeninin ayağına batması örneğin, spesifik olarak söylemek gerekirse, son derece uzun bir süre benim bundan etkilenmemi, ailemin panik olmasını sonucunu doğuran bir süreci yaşamamıza neden oldu. Evimizin bahçesinde büyük bir hurma ağacı vardı, hala daha var. Yani hiç bir tarafa dönmüyordum. Bugünlerde örneğin çok yerinde durmayan, sürekli söz dinlemeyen çocuklar gördüğümde aslında ebeveynlerine şey derim. Yani merak etmeyin, bir yaşa geldiğinde birdenbire duracaktır. Ve bu enerjisini eğer diğer alanlara kanalize etmesini sağlayabilirseniz eminim başarılı da olacaktır. Galiba ben çok da farkında olmadan bir noktada durdum. O içindeki enerjiyi biraz çalışmaya falan verdim diye düşünüyorum. Onun için yani bu kötü bir şey değil. Evet, bir şey. İyi sonlandı sonuçta. Peki okulda dersleriniz nasıldı? Madem bu kadar böyle hareketli bir çocuktunuz, derslere odaklanabiliyor muydunuz? Açıkçası orta sona kadar o şeyim devam etti. Yani işte futbol, arkadaşlarla gezme vesaire. Ancak lise 1'den itibaren çok ciddi bir toparlanma oldu. Üniversiteyi çok istedim. Lisede hep dereceyle, lise 1, lise 2, lise 3'te dereceyle götürdüm. Kıbrıs'ta dereceye girerek, üniversite sınavında dereceye girerek, burslu olarak Ankara Üniversitesi'ne gittim. Dolayısıyla lise 1'den itibaren en azından derslerde ve okulda ciddi bir toparlanma olduğunu ve ondan sonra hiç kötü giden bir şey olmadığını söyleyebilirim. Hep yukarıya doğru gidiş oldu. Onun öncesinde dersleriniz nasıldı? Vasattı. Kötü değildi ama. Yani işte standart böyle vasat 6-7 ile 10 üzerinden o şekilde gidiyordu. Peki yaramazlığınızdan dolayı öğretmenlerle başınız derde girmiş miydi? Hiçbir zaman. Çünkü yaramazlığım daha çok dışarıdaydı. Okulda öğretmenlerle olan ilişkilerimde genelde annemin verdiği eğitimden dolayı çok temkinliydim, sakindim. Genelde örnek gösterilen bir şeyim vardı. Öğretmenlere karşı her zaman çok saygı duymuşumdur. Sonra galiba günün sonunda ben de üniversitede öğretmen oldum. Hala da akademide öğretmenliğim devam ediyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Çok da memnunum. Öğretmenleri çok severim. Dolayısıyla hiçbir zaman şey olmamıştı. Probleminiz olmadı. Evet. Zannedersem sizinki biraz daha böyle
merak eden, araştırmaya çalışan, öğrenmeye çalışan bir çocuk tipi canlanıyor gözümde bunları anlatırken siz. Ki zaten sonradan da sizin eğitim öğretim görevlisi olmanızdan dolayı yani ve akademik kariyer yapmış olmanız, şu anki durumunuzu göz önüne alırsak zannedersem o bir şeyleri öğrenme merakıyla hareketten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde öğretmenlerle de bir sıkıntınız olacaktı eğer ilgisiz bir çocuk olsaydınız. Ama enerjinizi başka taraflara veriyormuşsunuz. Sonradan derslere yönelmişsiniz. Aslında sanıyorum etkili olan faktörlerden biri yaz döneminde tatil olduğu dönemlerde sürekli bir yerlerde çalışmaya annem tarafından teşvik edilmemizin çok olumlu bir etkisi oldu. Çünkü her yaz döneminde örneğin bir fotoğrafçı yanında siyah beyaz fotoğraf yapılması işinde çalıştım. Bir fotoğrafçı yanında çalıştım. O fotoğrafçı yanında çalışırken çok şey öğrendim. Bir çırak olarak çalıştım. Fotoğrafçı çırağı olarak çalıştım. O bir miktar içimdeki enerjiyi dizginledi galiba. O bir çalışma şeyine dönüştü. Formasyonuna girmeme neden oldu. Sorumluluk duygusunun gelişmesine neden oldu. Örneğin daha çok küçük yaşta o fotoğrafçı dükkanını açıp kapama, onun kasasının size emanet edilmesi, onun anahtarının size verilmesi, bunlar çok sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olan şeylerdi. Uzun yıllar bu şekilde çalıştım. Bu sonradan üniversiteye okumaya gittiğimde Ankara'da da bana çok yardımcı oldu. 12 yıl kaldım Ankara'da. Yani kendi hayatımı idame ettiğime, elektrik, su parası vesaire gibi şeyleri daha o yaştan işte ödemek için belli bir sorumluluk hissetme, ayın sonu geldiğinde, ayın başı geldiğinde bunu hesaplama falan, bunların çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda o dönemlerde sanırım şimdi de var. Eğitim Bakanlığı'nın organize ettiği, Gençlik Dairesi'nin organize ettiği gençlik kampları vardı. Ve ben bunların hepsine katıldım. Latta, Kantara, Erenköy gençlik kamplarına katıldım. Orada örneğin işte yatağınızı onarmaktan bulaşık yıkamaya, yemek servisi yapmaya, yemek yedikten sonra tabağınızı, çakalı, kaşığı toplamaya kadar tabii şey gelebilir. Yani oradan mı öğrendin diye bir soru gelebilir. Yani aslında oradan öğrenmediniz ama içinize daha kolay sindirmenize yardımcı olan süreçlerdir bunlar. Çok iyi arkadaşlıklarım oldu o gençlik kaplarında ama aynı zamanda bunları öğrendim. Evet, şekillendirdi sizi evet, aslında. Şekillendirme oldu sanıyorum. Bunlarla birlikte oldu sanıyorum. Yani sorumluluk duygunuzun gelişmesine neden oldu. Erken yaşta sorumluluk sahibi olmanız, sorumluluklar almanız çok etkili olmuştur mutlaka. Hem o hem de yani onların ötesinde işte en başta söylediğim büyük aile, yani çekirdek aile değil sadece, ailemizin önemli bir kısmı işte göçmen olduğu için Değirmenli köyüne yerleştirilmişlerdi. Bir kısmı da Geçitkale'de yaşıyorlardı. Bir hafta sonu Değirmenli'ne, bir hafta sonu Geçitkale'ye gidiyorduk. Otobüslerle işte Lefkoşa'dan ailece çıkıyorduk. Yengemlerle birlikte ve topluca gidiyorduk. Ailemizin yanına, köye. Orada aynı zamanda o köyde de yeğenlerimle birlikte yaşadığımız pek çok şey oldu. Yani hem köy hayatını hem şehir, yani Lefkoşa'nın hayatını birlikte görme, tatma, onun kendi güzellikleri ama oradaki sorumluluklar pek çok şey kattı. Örneğin benim dedelerimden bir tanesi çobandı. Ve onunla birlikte ovaya giderdik. Yani affedersiniz hayvanları otlatmaya falan giderdik. Bunlar böyle bir sorumluluk da aynı zamanda. Tabii. Ama çok güzel şeylerdi. Yani çok şey öğrendim diyebilirim. Ailemin değişik tatlarının her birinden başka bir şey öğrendim. Onların bizim eğitimimize de katkısı çok oldu. Öyle bir dayanışmaya ihtiyaç vardı. İşte bunların birleşiminden bir biçimde böyle bir kişilik olarak ortaya çıktık. Evet. Peki hayalleriniz var mıydı çocukluk döneminizde? Daha doğrusu neyi hayal ederdiniz? Her zaman hayal kurmuşumdur. Hala da kurarım yine. İyi bir şey, güzel bir şey olduğuna inanırım. Bir zenginlik katar insana. Kurardım, çocukken de çok hayal kurardım. Ama fazla özel olduğu için paylaşmak istemem şimdi. Anladım. Yani
mesleğinizle ilgili, gelecekte olmak istediğiniz şeyle ilgili hayaller var mıydı böyle? Yani işte başlangıçta yoktu. Ancak üniversiteye yeni başladığımda ya da lisenin son dönemlerinde işte odama koymuş olduğum bazı fotoğraflardan yola çıkarsak hayal tabii ki kurdum. Açıkçası iyi bir diplomat olmak isterdim. Çocukluğumda değil, uluslararası işleri bölümüne ilk başladığımda Ankara Üniversitesi'nde iyi bir diplomat olmayı isterdim. Örneğin burada yetişmiş olan değerlere bakarak kendime bir hedef benimsemeye gayret gösteriyordum. Hayalini de kurardım. Sayın Denktaş çok büyük bir isimdi. Hala da çok büyük bir isimdir. İyi saatte olsun. Benim için hep böyle örnek alabileceğim birisi olmuştur. Fakat bir süre sonra üniversitenin kendi içerisinde öğrendiklerim, üniversitenin kendi şartları beni akademiye yönlendirdi. Aslında bazı olumsuzluklar da akademiye yönlendirdi. Yani başlangıçta akademiyi düşünmemiştim. Öğretim üyesi olmayı falan düşünmemiştim. Akademisyen olmayı düşünmemiştim ama Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na girmek bazı sıkıntılar içerirdi. Çünkü tanımlanmış bir devlet olduğu için sınırlı sayıda temsilcilik vardı ve diplomasiyi tam olarak yaşayabileceğimiz bir yer olamayabilirdi. O zaman öyle düşünüyordum en azından. Bu yüzden Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na girer miyim diye düşünüyordum. Ama orada da vatandaşlık engeli vardı. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıydım. O yüzden o sıkıntılardan dolayı üniversitede akademiye yöneldim. Başarılıydım zaten aldığım dersler açısından. Fakat işte son sınıfa geldiğimde hazırlamış olduğum bir dönem ödevi, bir mahkeme kararıyla ilgili olarak hazırlamış olduğum bir dönem ödevi neticesinde bölüm başkanı işte akademisyen olarak araştırma görevlisi olarak kalıp kalmayacağımı sordu ve onun üzerine asistan olmaya karar verdim. Yoksa en baştan ben master yapacağım, doktora yapacağım gibi bir düşüncem yoktu. Fakat sonra çok sevdim. Geceleri oturup çalışma, üretme, bir şeyler yazma ama her zaman için Kıbrıs'la bağlantılı bir şey. Kıbrıs'a bir yerde katkı koyma, Kıbrıs'a dönme, Kıbrıs'la ilgili olması, Kıbrıs'a dolandı da olsa bir katkısının olması falan diye hiç aklımdan çıkmadı. Belki de en büyük hayalim Kıbrıs'tır. Yani üzerinde yaşadığımız bu coğrafyada güzel bir şey yapabilmenin değişik versiyonları hep hayalim olmuştur diyebilirim. Çocukluğumda da, sonrasında da değişik dönemlerde değişik şeyler ama hepsi Kıbrıs'la ilgili hayallerim oldu diyebilirim yani. Evet. Bu kadarını paylaşabilirim zannetsin. Evet. Peki bu noktada olmayı hiç bekler miydiniz? Yani üniversite öncesi, çünkü üniversiteye girdiğinizde zaten uluslararası ilişkiler bağlantılı. Evet. Benzer işlerde çalışmayı evet. düşünebilirsiniz ama hiç böyle bir şey yokken böyle bir noktada olacağınızı düşünmemiş miydiniz, bekler miydiniz? Hayır, böyle bir şey düşünmemiştim açıkçası. Yani olsa çok iyi olur dediğim zamanlar olmuştur herhalde ama bunu bir hedef olarak kendime koymamıştım. Olabiliyorsa tasarruf oldu. Yıllar önce, 10 yıl kadar önce ben üniversitedeyken hala Girne'de bir konferans gibi bir şey olmuştu. Kıbrıs sorunuyla ilgili. Ben doktora tezimde de Kıbrıs sorununu çalışıyordum. Bir davet geldi. Orada bir konuşma yapmak üzere davet edilmiştim. Konuşmamı yaptığımda benimle bazı diplomatlar gelip temas kurdular. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Sayın Ergün Olgun'la bir temasım oldu. Onlar birkaç konuda benden fikir sordular. Ve zaman içerisinde bu değişik konularda devlete yardımcı olma gibi görülebilecek olan işte fikir verme, görüş yazma, yardımcı olmaya çalışma gibi bir formata büründü. Sonradan da işte anlam planının ilk versiyonu ortaya çıktığında Kasım 2002'de bazı komitelerin içerisine davet aldım. Sayın Denktaş'la birlikte anlam planının müzakerelerinin içerisinde yer almaya başladım. Ve o günden sonra da kurtulamadım yani öyle bir durum var. Ama isteyerek tabii ki. Çünkü çok isteyerek tabii ki. Bu işin içine girdiniz. Tabii ki yani
açıkçası şu anda yürütmekte olduğum, özellikle şu anda yürütmekte olduğum görev son derece onur verici bir görevdir. Çünkü başka yerde de söyledim bunu. Benim için devlet önemli bir kavramdır. Kıbrıslı Türklerin geleceği benim için çok önemlidir. Çünkü çocukluğumdan itibaren bunun içerisinde yoğrularak geldim. Elimden gelen katkıyı koymayı isterim. Bu benim için son derece önemli bir şeydir. O yüzden belki şu anda bulunduğum görev hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun görmesi sonucunda ortaya çıkmış olan bir şeydir. Hem de beni çok memnun eden bir şeydir. Yani teorik olarak yıllardır toparladığım bilgileri pratikte uygulama şansı buldum. Biliyorsunuz yani uluslararası ilişkileri okuduğum için de diplomasi eğitimi aldım zaten. Onu hayata geçirmek çok zor olmadı. Ama teorik bilgiyi pratikle de iç içe geçirmek son 10 yıldır ve şimdi onun en üstüne çıkmak müzakereler açısından çok keyif verici bir şey. Ama diğer taraftan toplumun yararını düşündüğünüzde ortada bir belirsizlik var biliyorsunuz. Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani eğer 68 yılından itibaren, 1968'den itibaren bu müzakere süreci devam ediyorsa aman ne güzel biz bu müzakereleri götürüyoruz. Götürebildiğiniz oranda da başarılıyız diyemezsiniz. Çünkü başarı da sonuçlandırılan bir müzakerede söz konusudur. Bu belirsizlik devam ettiği müddetçe bu Kıbrıs Türklerinin yararına olmuyor. Dolayısıyla ben her ne kadar da yaptığım işten son derece memnunsam da bunun daimi bir iş olmadığını her defasında vurguluyorum. Olmaması gerektiğini de vurguluyorum. Bu geçici bir misyondur. Bu misyonu şimdi ben yerine getiriyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Ve biz Kıbrıslı Türkler hepimiz aslında aynı şey için mücadele ediyoruz. Ben öyle bakıyorum olaya. Daha önce arkadaşlar yaptılar. Şimdi görev benimdi. Ben aldım. Ben bunu şimdi yapıyorum. Ama bu görevinin başarıyla tamamlanmasının yolu bu müzakere sürecinin başarıyla, tercihen başarıyla sonuçlandırılmasıdır. Eğer başarıyla sonuçlandırılamıyorsa da Kıbrıslı Türklerin önlerini daha net görebilecekleri belirsizliğin ortadan kalktığı bir döneme veya bir sürece girmemizdir. Bunun için çaba göstermek gerekir. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği direktifler doğrultusunda. Bir anlamda da o çocukluğunuzun hayallerini gerçekleştiriyorsunuz evet. Diyebiliriz değil evet. Mi? Bu da büyük bir mutluluk kaynağı olmalı sizin için. Doğru. Aslında şu anda yürütmekte olduğumuz müzakereye baktığımızda sadece Rum muhataplarımızla değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de ve aynı zamanda yabancı diplomatlarla çok yoğun görüşmelerimiz oluyor. Kıbrıs ve Türkiye'nin derdini, beklentilerini, pozisyonunu, bir kapsamlı çözüm müzakeresi sonunda ne beklediklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu herkesin kendine göre geliştirmiş olduğu bir tekniğin, bir üslubun toplamından ibarettir. O da zaman içerisinde herkesin biriktirdiğiyle bağlantılı bir şeydir. Yani çocukluğunuzdan bugüne biriktirdiğiniz her şey somut bir uygulamaya dönüşür ve karşınızdakini ikna etmeye çalışırsınız. Neye belirli bir şeyi istediğinizi ya da belirli bir şeye neye karşı çıkıyor olduğunuzu ikna edici bir biçimde muhatabınıza anlatmaya çalışırsınız. Kimi zaman sempatik bir duruşla, kimi zaman sert çıkarak, kimi zaman hayal kırıklığınızı ona hissettirerek bunu yapmak durumundasınız. Bu açıdan baktığımda bunun bir tür ama çok iddialı olur aksi halde ve başkalarının profesyonel yaşamına müdahale olur. O kadar iddialı değil ama bir tür tiyatral tarafı vardır. Yani bir tür oyunculuktur aslında bu. Bunun içerisine bir şeyler katmak durumundasınız ki karşınızdakini inandırabilirsiniz. Sanırım bu açıdan da bir avantajım var. İşim bir tiyatrocudur. Oyuncu değildir ama tiyatroda dramaturgdur. Onların dramaturjisini yapar, bazen oyun yönetir. Dolayısıyla bu açıdan şanslısınız. Evet, ondan ve onunla birlikte
son 10 yıldır, 12 yıldır yaşamış olduğumuz süreçte gitmiş olduğumuz tiyatro oyunlarından, okuduklarımızdan öğrendiğim pek çok şey var diye düşünüyorum. İşte onların başka şeylerin yoğrulmasından ortaya çıkan bir üzerine öğretme tekniği var. Kendimce bunu yapmaya çalışıyorum. Umarım başarılı biçimde yapıyoruz. Başarılı değilse zaten günü geldiğinde birisi bizden bunun hesabını sorar. Ama ben bunun başarılı olduğunu hissedebiliyorum. Aldığımız tepkilerden ötürü. Müzakere sürecini Sayın Cumhurbaşkanı'nın gayet iyi koordine edip gayet iyi götürdüğünü düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu kendi başına yeterli değildir. Bunu olumlu biçimde sonuçlandırmaktır gerçek başarı. Ya da eğer olumlu biçimde sonuçlanamıyorsa muhatabınızın iradesinden dolayı, o zaman halkınız için bu belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışmak ve burada başarılı olmak daha önemlidir. Peki, bir gününüz nasıl geçiyor? Kaçta başlıyorsunuz, kaçta bitiyor, neler yapıyorsunuz? 7'de başlarım, cumartesi de dahil olmak üzere. 7.40 gibi ofisteyim. O andan itibaren akşam saat 8'e kadar normalde. Ama bazen 9'a bazen 10'a kadar toplanmamıştır. Örneğin bugün ne ismini söyleyeyim. Bugün sabah pazar günü yapılacak olan nüfus sayımı bağlamında Birleşmiş Milletler'den gelen gözlemcilerle toplantı yaptım sabahleyin. Ardından Amerikan Büyükelçiliğinden gelen yetkililerle toplantı yaptım. Ardından İtalyan Büyükelçisi'yle görüştüm. Ardından Birleşmiş Milletler'in müzakerelerle ilgili bir uzmanı, bir profesör var. Beni yetkililerle birlikte o geldi, onunla görüştüm. Ve müzakerelerde ele almış olduğumuz bir konuyu müzakere ettim. Sonra bir ara bir yemek yedim. Sonra iki tane televizyon kanalına çıkıp nüfus sayımıyla ilgili olarak düşüncelerimizi aktardım. Şimdi buradan ayrıldıktan sonra 3 tane daha toplantım var. Dolayısıyla 8 gibi tamamlamış olurum ama takdir edersiniz ki gün içerisinde, Cumhurbaşkanlığı içerisinde yurt dışından, temsilciliklerimizden gelen bir takım yazışmalar var. Bütün bu yazışmalar bir dosyaya konulur. Bütün yaptığım görüşmelerin notu tutulur. Tutanakları tutulur. Arkadaşlarımız tarafından, müzakere ettiğim diğer üyeleri tarafından. Onlar bir bilgisayarda yazılır. Ben gece onları okurum. Bu tutanaklar netleşir ve imzalarım. Ondan sonra onlar dağıtılır. Yani yapmış olduğumuz bütün görüşmelerin tutanağı tutulur. Devletin arşivi, devletin hafızası açısından son derece yaşamsal olan bu tutanaklar kayda geçer. Gece böyle onları okurum yani. Bu sizin işinizin bir parçası mı? Evet, işimin bir parçası. Siz isteyerek mi bunu yapıyorsunuz? Hayır, işimin bir parçasıdır. Olması gereken budur. Tabii ki bazı görüşmeleri tutanak tutmadan da yapabilirsiniz ama takdir edersiniz ki benim ki bu bir bayrak yarışıdır. Sizden sonra gelecek olan kişilerin bu devletin geçmişte nasıl pozisyon ortaya koyduğunu, neyi istediğini, niye karşı çıktığını bilmesini sağlamak durumundasınız. O anlamda bunların hepsinin kaydını tutup bütün bayrakları falan okumaya çalışıyoruz. Geceleri dolayısıyla çalışıyorum. Yani genelde 2 gibi yatırım. 7'de kalkarım, 5 saat. Çok az bir uykuyla. İdealdir. İdeal bir uyku. Pazarlara uyuyorum ama. Dinleniyorsunuz yani. Şimdi ben de onu soracaktım. Çok yoğun bir tempodan bahsediyoruz. Aslında akademisyenliğinizin verdiği bir sistematik titizlik de söz konusu gibi geldi bana. O düzen içerisinde sistemli bir şekilde çalışmaya çalışıyorsunuz. Biraz da her şeyi en iyi şekilde yapma çabanız var. Kuralları doğrultusunda bildiğiniz eğitimini aldığınız şekilde. Dolayısıyla bu da gece 2'lere kadar sarkan bir tempo gerektiriyor. Ama çok güzeldir. Gece 11 ile 2 arasında en azından benim için çalışmak çok keyiflidir. Çünkü birkaç şeyi bir arada yapma şansı da vardır. Hem okumak ve üretmek, yani işle bağlantılı olarak. Ama aynı zamanda örneğin benim Facebook ve Twitter'ım vardır. Orada işte müzik dinlemek, bir takım şeyleri takip etmek, olağan olarak bütün gün çalıştığınız için takip edemeyeceğiniz şeyleri oradan takip etmek. Ve bunlar böyle başkasının baktığı sayfalar değil. Yani benim şahsen baktığım, kontrol ettiğim,
yazdığım, insanlara cevap yazdığım, ki cevap yazarım, her zaman cevap yazarım. Kullandığım, aktif olarak kullandığım sayfalardır bunlar. Bir paylaşım ortamıdır ama aynı zamanda çalışmaya devam edebilirim. Akademiden gelir bu, doğrudur. Çünkü üniversitedeyken de, yani şimdi de zaten bir de ders veriyorum üniversitede şu anda. Bir de o var. Ona cuma olan derslerimi cumartesi yapıyorum. Yarın dersim var örneğin. Bugün bir neden cuma. Haftada bir gün. Haftada bir gün bir ders veriyorum sadece. Toplam işte 3 saat veya 4 saat. Avrupa Birliği Hukuku dersini verdim. Doğu Üniversitesi'nde. Uluslararası İlişkiler bölümünde. Normalde 4-5 ders vermeniz gerekiyor ama ben bir ders veriyorum. Üniversite böyle bir esneklik gösteriyor. Aldığım bu görevden dolayı sağ olsunlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de aslında, benim öğrencilerim de tolerans gösteriyorlar bana. Çünkü normal şartlarda dersi neredeyse her defasında cumartesi yapıyoruz ve çıkıp geliyorlar. Girmeden geliyorlar, öğren soru olmasına rağmen geliyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim buradan. İzleyenlere. Onu da bir taraftan götürüyorum ama üniversitede Ankara'dan itibaren ki 12 yıl kaldım Ankara'da. Hep geceleri de çalışırdım. Çok da keyif alırdım bundan. O yerleşti tabii ki. Çünkü ders vereceksiniz, sınav kağıdı okuyacaksınız. Aynı zamanda uluslararası yayın yapmanız gerekir. Yani bu yayınlarla zaten belli bir noktaya gelirsiniz. Ben doçentliğimi aldım en son. Bir süre sonra belki profesörlük başvurumu falan yapacağım ama bunlar böyle zaman içerisinde kendiliğinden otomatik yükselmeler değil. Yayın yapmanız gerekir, konferans vermeniz gerekir. Bütün bunların toplamından bir puan toplarsınız ve öyle yükselirsiniz akademide. O yüzden geceleri çalışmak bir hayatımın bir parçası haline geldi. Bu işe, bu görevi kabul ettikten sonra da bunu devam ettirdim tabii ki ve benim için çok zor bir şey değil, çok keyif verici bir şeydir. Yorucu mudur? Evet, yorucudur. Evet, bu yoğun tempo gerçekten yorucu bir tempo değil mi? Yorucu ama eğer haz duyuyorsanız ve zaman zaman başarılı olduğunuzu gösterecek feedbackler de size geri geliyorsa bunların hepsi motive eden şeylerdir. Dolayısıyla unutuyorsunuz yorgunluğunuzu. Yani en azından şimdi öyle. Birdenbire durduğumuzda veya bıraktığımızda nasıl hissederiz bilmiyorum ama içindeyken ve uğraşırken bir biçimde keyif aldığınız için yorgunluğunuzu da unutuyorsunuz işte. En sevdiğim atasözü herhalde dedemin sürekli kullandığı ölüden korksaydık mezarlıktan geçmezdik diye bir söz vardır. Olduk. Açıkçası Cemil Kavukçu'yu çok severim. Kısa öyküler yazar. Son derece güzeldi. Herhalde Atatürk. Ben Sezen Aksu'yu çok severim ve Masal Fuat Özkan severim. Ama aynı zamanda son dönemlerde ortaya çıkan sanatçıları da dinlerim. Türk pop müziğini severim. En son izlediğim film iki Dil Bir Bavul isimli. En son okuduğum kitap Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Hoca isimli Ahmet Davutoğlu'nun hayatını anlatan kitap. Spesifik bir rol modelim yok. Rol modelim yok. Ahlak, başarı, çalışma, aile. Kıbrıs Türk'ünün hak etmediği yöne gitmesi en büyük korkumdur. Peki. Şu anda yapmakta olduğum bir ilişki, akademi ve belki gazeteciliği. Önceliklerim sevdiğim insan,
ailem ve toplum, toplumsal öncelikler. Çalışmak ve inanmak. Peki kendiniz için neler yapıyorsunuz bu yoğun temponun arasında? Yani hep işten bahsettik. Spor yapmıyor musunuz? Hobileriniz yok mu? Boş zamanlarınızda da gerçi pek yok ama yani fırsat buldukça kendiniz için neler yapıyorsunuz? Herhalde az önce bahsettiğim bu Facebook, Twitter meselesi bir hobidir. Keyif alıyorum yani ondan. Müzik dinliyorum. Arabayla çıkıp gece dahi olsa tur atmayı, bir darabonda falan gezmeyi, gece geç vakitte bir kahve içmeyi, arabada müzik dinlemeyi falan çok severim. Yüksek sesle de dinlerim ama camlar kapalı dinlerim. Çünkü kimseye rahatsız etmek istemem. Çok keyif aldığım şeylerin bir tanesi de yürüyüş yapmaktır gece geç vakitte. Yani tempolu bir yürüyüşten mi bahsediyorsunuz? Evet, yürüyüşten bahsediyorum. Geçmişte örneğin birkaç ay öncesine kadar spor salonuna gidip spor da yaptım ama dayanak demek çok kolay olmuyor. Özellikle yurt dışı seyahatlerinden dolayı. Biliyorsunuz Amerika'ya, işte Avrupa'nın pek çok başkentine, Moskova'ya, Rusya Federasyonu'na ziyaretlerimiz oldu. Çok sık bir biçimde. Çok sayıda. Ve bunların hepsi yoğun bir programlamayla gerçekleşiyor. Yani oraya gittiğimiz zaman çok yoğun görüşmeler falan yapıyoruz ve dinlenecek bir vakit bulmadan tekrar uçağa binip geri dönüyoruz. Onlardan dolayı o düzenli olarak yaptığım spor kesintiye uğradı. Ama yürüyüşlerimi devam ettiriyorum. Yani hazda duyuyorum bundan. En çok keyif aldığım şey eşimle bir akşam yemeğine gitmek, bir şeyler içmek, sohbet etmek. Bunlar çok keyifli şeylerdir benim için. Ailemle görüşmek, bu da son derece haz duyduğum şeylerden bir tanesidir. Çünkü az önce bahsettiğim gibi, yani çocukluğumdan dolayı yaşadığım şartlardan vesaire son derece önemlidir. Ailemle vakit geçiririm, eşimle vakit geçiririm. Bu böyle şey değildir. Yani çok yoğun çalışıyorum, dolayısıyla hiçbir özel hayatım yok, sosyal hayatım yok diye bir şey söz konusu değildir. Kendime göre geliştirdiğim, bazı kişilerle aynı zaman aralığına denk düşmüyor olsa da başka zaman aralıklarında benim bir sosyal hayatım vardır. Ve hayattan keyif alıyorum. İşin dışında da keyif alıyorum yani. Bunlar mı sizi motive ediyor? Motive eden şeyler nelerdir daha doğrusu siz? Açıkçası bir şey üretebiliyor olmak beni en çok motive eden şeylerden bir tanesidir. Özellikle budur. Yani çalışarak, oturarak değil, böyle herhangi bir şey yapmadan, kendiliğinden, gökten zembille enen değil de, çalışarak elde edilmiş olan şeyler, başarı, somut, arada bir takdir edilme, bunlar motive eden şeylerdir. Ama başkaları tarafından değil, genel olarak kibirli Türkler tarafından, örneğin bir bayram döneminde, aile ziyaretine falan gittiğimizde, ki bütün aileyi gezeriz o dönemlerde, çok da yakından tanımadığınız insanların size işte izliyoruz, takip ediyoruz, iyi götürüyorsunuz demesi bu cümle yeter. O gün, bir iki gün siz moraliniz çok iyidir ve daha iyi üretirsiniz. İnsanların sadece bu kadar ve başkalarına duymasına gerek kalmaksızın samimi bir biçimde size bunu söylemesi size yeter. Hatta bana yeter en azından. Yani bunun sağda solda takdir edilmesine de gerek yoktur. Evet. Peki siz bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Neyi hedefliyorsunuz bundan sonrası için? Açıkçası en azından şu anda içinde bulunduğumuz süreci başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Olmamasını istediğiniz şeyleri de hedefleyebilirsiniz. Örneğin üniversiteden bağımı koparmamayı hedefliyorum. Bir biçimde derslerimi devam ettirmek, mümkün olursa onları artırmak,
Ama aynı zamanda şu anda yaptığım işi de çok sevdiğim için burada yapmam gerekenleri doğru yapmak, hakkıyla yerine getirmek gibi hedeflerim var. Gerçekten içimden gelen, yüreğimden gelen şey Kıbrıslı Türkler açısından belirsizliği ortadan kaldıracak olan bir durumun Kıbrıs'ta ortaya çıkmasını sağlamaktır. Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklerin kendi geleceklerini görebilecekleri, hem ailelerine, hem işlerine, hem diğer bütün anlamda hayatlarına ileriye dönük olarak yatırım yapabilecekleri bir ortamın sağlanması için çaba sarf etmek, katkı koymak en önemli hedeflerimden birisidir diyebilirim. Elimden geleni yapmaya gayret göstereceğim bundan sonra da herhalde. Sizin için hayatın anlamı nedir? Hayat felsefeniz nedir? Hayat felsefem herhalde düzgün bir insan olmak ve içinde yaşadığım topluma katkı koymaktır. Katkı koymak için elimden geleni yapmaktır diyebilirim. Hı hı. İdealist bir insan mısınız peki? İdealist sayılabilirim herhalde. Hı hı. Aksi halde daha farklı bir hayatım olurdu belki. İdealist olduğumu söylenebilir. Kısmen hırslı olduğum da söylenebilir. Hı hı. Ama yani hedeflerinize ulaşma konusunda mı? Tabii çok disiplin benim için çok önemlidir. Hı hı. Yani hedeflerine ulaşmak için disiplinli bir biçimde çaba sarf ettiğim söylenebilir. Kolay kolay da moralimi bozmam. Moralimi bozarsam da o hedefe ulaşmak için çalışmamı etkileyecek oranda bozmamaya çalışırım. Peki şöyle erken toparlarım yine. Anladım. Çok güzel bir şey bu. Fakat diyelim ki bir hedefiniz var. Bunun için bir çaba sarf ediyorsunuz. Hırsızlığın da dediniz belli bu tür konularda hedefime ulaşma konusunda. Ama bir şekilde aksilik oldu, ulaşamadınız. Ne yaparsınız böyle bir durumda? Ne tür bir strateji uygularsınız? Hedefi yeniden tamamlarım. Ya tekrar şekillendiririm, olabilecek bir formata sokup bu kez onu elde etmeye çalışırım. Ya da vazgeçip yeni bir hedef belirlerim. Hedef değiştirmek ya da daha beklentiyi düşürmek ve onu bu kez hedeflemek herhalde tekrar yola devam etmek. Bu her zaman geçerli değildir ama insan bir makine değil tabii ki. Genel olarak galiba bunu yaparım. Bunu yaparım diye düşünerek yapmam ama galiba genel olarak bunu yaparım. Yani hedefi tekrar şekillendirip yeniden elde etmek için belki başka araçlar kullanıp ama her zaman için yasal, meşru, adil araçlar kullanıp hedefi elde etmeye çalışıyorum. Kurallar çerçevesinde hep hareket ediyorsunuz. Tabii. Peki kendinizi de sorgulamak var mıdır hedefi tekrar tanımlamada? Vardır. Yani yanlış bir hedef mi seçtim acaba? Ya da yeterli miyim? Benim kapasitem bunu elde etmeye yeterli mi? Gibi. Tabii ki. Vardır. Zaten akademiden gelmiş olmanın çok büyük bir katkısı var bu anlamda. Eleştiriye açık olmaya gayret gösteririm. Çünkü biliyorsunuz akademide, üniversitede bir makale yazdığınızda onun düzgün bir dergide yayınlanabilmesi için editör tarafından hakemlere gönderilir. Hakemler sizin makalenizle ilgili rapor yazar. Onlar bazı eleştiriler yaparlar. O eleştiriler sırasında makaleyi değiştirir, düzeltirsiniz, ona göre yayınlanır. Normal akademik dergilerde olan budur. Dolayısıyla eleştiriye açık olmak çok farklı, yeni, sıra dışı bir şey değildir benim için. Ama eleştiri, her ne kadar da eleştiriye toleranslı olsa da insan, eleştiriye tolerans göstermek çok da kolay bir şey değildir. Kendi kendinize eleştirmek de zor bir şeydir. Elimden geldiğince yaparım ben bunu ama genelde yakın çevreme sorarak işte beni eleştirmelerini, bana bazı eleştiriler yönetmelerini, ne düşündüklerini öğrenmeye falan çalışırım. Bunların birleşiminden bir yeniden değerlendirmeye giderim diyebilirim yani. Evet. Peki başarı nedir sizce? Nasıl tanımlarsınız başarıyı? Başarı somut olan ve sadece birey için değil, toplumun geneli için iyi olan şeydir başarı bana kalırsa.
Ben başarıyı biraz böyle tanımlıyorum. Kişisel anlamda tanımlamıyorsun. Çok fazla yani. Tanımlamıyorum başarıyı kişisel anlamda. Ya da en azından kendim için öyle. Peki başarılı ve başarısız insan arasındaki fark nedir bu bağlamda? Tamamen subjektif olduğu kanaatindeyim bu ayrımın. Neye göre başarılı, neye göre başarısız? Her insanı kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. İçinde bulunduğu şartlar, geliri, almış olduğu eğitim, ona bugüne kadar yaratılmış olan imkan çok sınırlıysa, azıcık bir başarı bile aslında onun için büyük bir başarıdır. Dolayısıyla başarı ve başarılı insan, başarısız insan bence subjektif ve şartlara göre değişen bir şeydir. Herkesi kendi özelinde değerlendirmek gerekiyor bana kalırsa. Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Peki başarının bedeli var mıdır? Her şeyin bedeli vardır. Yani başarının da tabii ki bir bedeli vardır. Örneğin bilmiyorum mesela benim doktora tezimin bedeli bana saçlarımın bir kısmını yitirmem şeklinde geri gelmiştir. Dolayısıyla evet. Her şeyin bir bedeli tabii ki vardır. Zaten eğer bir bedeli yoksa, eğer bir bedel ödememişseniz onun için, bir çaba sarf etmemiş, bir enerji ortaya koymamışsanız, hı, ya geçicidir, ya hak etmediğiniz bir şeydir. Bir biçimde size olumsuz bir şey olarak geri gelir. Ya da onu hak etmeden elde ettiğinizi bir noktada birileri görür ve zor durumda kalırsınız. Eğer biraz onurunuz varsa tabii ki. Evet. Peki diyelim ki bir konuda başarılı olmak istediniz. Bunun bedelini de göze alarak mı yola çıkın diyorsunuz? Evet, ama bunu her zaman hesaplamak mümkün değildir. Hı hı. Onu gerçekleştireceğiniz süreç içerisinde öyle bazı beklenmedik şeyler ortaya çıkar ki çok zorlanabilirsiniz. Dolayısıyla hesaplamanız mümkün değildir. Hı hı. Önemli olan şey şudur. Gerçekten bir, bunu istemeniz. İki, buna gerçekten inanmanız. Evet. Yani önce kendiniz inanmalısınız onu başarabileceğinize. Sonra da eğer kolektif bir başarıysa hedeflediğiniz, çevrenizdekileri buna inandıracaksınız. Çevrenizdekileri de bunu yapabileceğinize ve birlikte yapabileceğinize inandıracaksınız. Kolay bir şey değildir yani bu. Benim de yapabildiklerim ve yapamadıklarım olmuştur bu anlamda. Yani aslında bugüne kadar elde ettiğim tecrübe bağlamında bu kadarını söyleyebilirim. Ama bu illa doğru mudur, ondan emin değilim. Yani benim bildiğim sınırla, benim ölçülerim içerisinde başarı inanmakla mümkündür. Evet, önce sizin inanmanız evet. gerekiyor ki başkalarını da inandırabilirsiniz ve evet. Bir noktaya gelebilirsiniz. Evet. Peki efendim, son olarak izleyicilerimize başarı konusunda neler önereceksiniz? Ne tür taktikler söyleyeceksiniz? Vallahi ben bu anlamda biraz klasik bir yarışçıyım diyebilirim. Ben kendi içinde barışık olmaya gerek göstermelidir insan diye düşünüyorum. Kendi kendisiyle gece yattığında kafasında, yüreğinde hesaplaşmalıdır diye düşünüyorum. Ölçme, tartma çok önemli bir husustur. Size büyük gelen ya da size küçük olan ceketleri hedeflemeyin. Yani giyebileceğiniz bir ceketi hedeflemeniz gerekir ki yapabilirsiniz, ki giyebilirsiniz. Yani elde edebileceğiniz başarıları ortaya koyup tanımlayın. Onları gerçekleştirmeye çalışın ama hayallerinizden asla vazgeçmeyin. O hayaller orada dursun. Onlar sizi motive eden şeyler olur. Belki hayallerin bir kısmını ayrıştırırsınız, sonra hedef haline dönüştürürsünüz. Onları da başarmak için yolunuza devam edersiniz ama onlar bir kaynaktır. Oradan beslerler insanı. Dolayısıyla hayaller artı doğru tanımlanmış hedefler ve çekinmeden harcanan enerji bence insanı başarılı kılar. Evet. Ben de katılıyorum. Size bunu bir dipnot olarak eklemek istiyorum. Çünkü önce hayal etmeliyiz ki ondan sonra maddeye dönüşsün. Düşünceden maddeye evet. dönüşür çünkü her şey. Onun için de bu noktada hayaller kurmak, inanmak ve bunun için de çaba sarf etmek. Tabii ki. Gerektir. Tabii ki. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun, size de.
Evet sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın sevgili kardeşim.